İnsanlar beni anlamıyorlar diye kahrolan, olan, annem babam bir türlü beni anlamıyor diye ezilen, büzülen, kardeşlerine bakıp da bunlar beni anlamazsa kim bu dünyada anlayacak diye üzülen, bütün genç kardeşlerime söylüyorum. Öğretmen hoca beni anlamadı diye üzülenlere söylüyorum. Bana bu niye vefasızlık yapıyor diyenlere söylüyorum. Gencim, delikanlım, kızım bana cevap verir misin? Kim kimi bu dünyada anladı da seni anan, baban, kardeşin, teyzen anlayacak. Seni anlasa, anlasa, anlasa Allah anlar sadece. Dua ettiğin zaman anlar senin ne dediğini. Seni anan, baban anlamıyorsa onları teğet geç. İlgilenme. Hiçbir şey yokmuş gibi davran. Seccadenin başına git. Bak Allah seni anlayacak mı? anlamayacak mı? Kim kimi bu dünyada anladı? Var mı bir insan? Ben ne dediysem hep anlaşıldım diyecek. Siyasetçinin şikayetine kimse derdimi anlamıyor, muhalifler beni anlamıyor, iktidar beni anlamıyor diyor. Patronların derdine işçiler ne yaptığımızı anlamıyor. İşçinin derdine patron niye anlamıyor? Köylüler şikayet eder, şehirliler anlamıyor. Şehirliler şikayet eder, köylüler anlamıyor. Kadınlar erkekler anlamıyor der. Erkekler kadınlar anlamıyor. Dünya anlaşılma yeri değildir. Dünya boğuşma yeridir. Hakka hukuka tecavüz etmeden boğuşacaksın, gideceksin. Seni bir tek yaratanın anlayacak. Doğuran anan bile anlamayabilir. Doğurduğun çocuğun bile anlamayabilir. Ama Rabbin anlar. Rabbin anlar. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în diye dua ettiğin zaman samimiysen anlar seni. Derdini de anlar samimi misin onu da anlar anlayınca o sen ona vefa gösterecek misin onu da anlar bunu niye söylüyorsun niye sıkıştın onu da anlar gerçekçi mi misin anlar ona göre cevap verir sen yeter ki derdini seni anlayacak olana anlat duaya sarıl duaya sarıl başka hiç kimse seni anlamaz anladı gibi zanneder Tam anlayan da sana yapacak bir şeyi olmaz o zaman. Tamam seni birisi anlar ama o da senin gibi insan. Hastalığının çok kötü olduğunu, bunaldığını, işsizliğin seni bunalttığını, nişanının olmayışının, evlilik arzunun gerçekleştirmeyi, gerçekleştiremeyişinin sıkıntılarını anlar, oturur senin gibi ağ ağlar. Ahu vah eder. Bir kişi ağlıyordu, iki kişi oldu, bir şey değişmeyecek. Anlasa anlasa seni kim planlayıp yarattıysa o anlar sadece. Onun kapısına gideceksin. Ama geçen hafta dua etmiştim. Bu hafta niye olmadı? Zannetme. O senin kulluğunu başarman için 30 senedir bekliyor çünkü 30 yaşındasın. Sen ise 30 saniye dua ettin. Her şeyin olup bitmesini bekliyorsun. Vefa mı bu? Böyle bir denklik olur mu? Böyle bir orantı kurulabilir mi? 18 yaşındasın. 18 senedir seni yarattı, secdede adam olacağın, secdede Meryem olacağın günü bekliyor. Sen geçen hafta güya bir dua ettin. Ondan sonra da bildiğini yaptın gene. Her şeyin değişmesini istiyorsun. Orantı bu mu? İnsaf mı bu? Böyle bir insaf olur mu? Gerçekçi ol seni Allah'tan başkası anlamayacak. Ama buna rağmen sen kimseye anlayışsızlık yapmayacaksın. Anaya babaya vefalı davranacaksın. Onlar düşünsün kıyamet günü yaptıklarının karşılığını. Sen vefalı ol. Sen güzel muamele yap. Kardeşlerine, arkadaşlarına. Sen arınmış kul hakkı, insanlarla ilgili sorunu olmadan ahirete git, gerisini Allah'a bırak. Böyle düşüneceksin. Rızkın için de geçerli bu. Senin rızkını seni yaratan planladı zaten. Bunun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, insanı iki şey sürekli kovalar diyor. Biri rızkıdır, öbürü ecelidir. Ne rızıktan kaçabilirsin, ne ecelinden kaçabilirsin demek. Ki. Yazmış Allah ikisini de. Dolayısıyla biz eceli bildiğimiz hangi kesin duygularla sahipleniyorsak ben ecelimi geciktiremem sadece tedbir alırım diyorsak rızık konusunda da aynı şekilde düşünmemizi istiyor. Ben tedbirimi alırım çalışırım ara Allah gerisini verecek. Böyle düşünmek zorundayız. Ama kimseye Allah sen ne kadar istiyorsan o kadar vereceğim demiyor. Ben ne kadar istersem o kadar vereceğim diyor. Çünkü dünyada bir denge var. Herkesin zengin olduğu bir dünyada bu zenginlik kaç gün sürer? Kim çalışacak? Herkesin patron olduğu bir dünyada kim çalışacak? Bu bir denge üzerine kuruludur. İnsanlar yağmur isterler Allah'tan. 365 gün yağarsa tarım nasıl yapılacak? Dışarı nasıl çıkacak insanlar? Bak yağmurun ara sıra gelmemesi rahmetmiş meğer ki. Denizin ortasında suda buğday bitiyor mu? Onun gibi olur o zaman dünya. Tarlalar gölet olur. Hayır. Bir kuraklık dönemi de rahmettir. Bir yağmur dönemi rahmet olduğu gibi bizim özel hayatımızda böyle. Herkesin zengin olması mümkün değil ki. Herkesin güçlü olması mümkün değil. Herkesin erkek olmasını istemek gibi bir şey bu. Herkesin kadın olmasını istemek gibi bir şey. Saldın mı Allah'a kendini onun yaptığı her işte rahmet görürsün. Bir sebep görürsün, bir hikmet görürsün bir plan muhakkak görürsün. Ama kul haddini aşıp Allah'ı ve yaptığı işleri sorgulamaya kalktığı zaman çatlamaktan başka yapacağı bir şey yoktur.